Ünlü oyuncu şarkıcı Kerem Cem bu kez televizyon filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ve Magazin 8 o filmin çekimlerine konuk oldu. İşte Küçük Ortak filminin Beykoz'daki setinde yaşananlar. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Burası gün doğumunu izlemek için mükemmel bir yer. Kerem Cem ve Gizem Karaca'dan yeni bir televizyon filmi geliyor. Seyret. Gayet de mutluyum. Evet, evet. Yani ben. Ben de. Değerli izleyenler, burası Beykoz Cumhuriyet Köy. Bilmiyorum. Yok, istemez herhalde. Edersiniz. Yok yok. Yok, çıkacak ondan sonra. Kesin abi. Sette hummalı bir çalışma var. Çak. 7'ye 1. 2'ye 1. Kayıt. O Hayat Benim'in Ateş Germanı Kerem Cem'le İstanbul sokaklarının Nazlısı Gizem Karaca film çekimi için aynı projede buluştu. Evet, söyleyecek şimdi onu da. İki değerli oyuncu da beyaz ayakkabı giymiş. Gizem Karaca kırmızılar içinde çok hoş olmuş. Kerem Cem ise beyaz gömleğiyle ışıl ışıl parlıyor. Keyifler de yerinde. Eğlenceli bugün, ekstradan eğlenceli bir sahneye geldiniz. Piknik sahnesi. Bugün çok güzel bir güne denk geldiniz. Çünkü böyle bir festival havası var. Balonlar, renkler falan. Güzel bir çekim olacak bugün. Gizem Karaca sette çocukluğuna dönmüş. Ben hemen koştum, pamuk şeker çaldım zaten hemen oradan. Küçük Ortak nasıl bir film acaba? Bu ilk başta bir tane bir reklam ajansına girmek isteyen ve çok çabalayan bir kızın çabasıyla başlıyor. Ve o şirketin sahibi de Kerem Cem Bey. Ve oraya Selim karakteri. Ve oraya girdikten sonra şansına ilk gün büyük bir kampanya geliyor. Ve diyor ki yalnız bu kampanyaya hazırlanan insanların mutlaka çocuğu olmalı. Çünkü hani kampanyanın sahibi böyle bir şey istiyor diye. Ben de çok korktuğum için ve hani bu kampanyayı gerçekten istediğim için bir yalan atıyorum ortaya. Var çocuğum falan diyorum. O da karakter olarak soğuk bir patron olduğu için kusura bakma. Öyle olduğu için öyle bir küçük bir yalana giriyoruz ve sonra benim işte çocuk bulma çabalarım başlıyor ve çok komik bir şekilde çiçekçinin kızını çalıyorum, getiriyorum sürekli şirkete falan. Tabii o dönem böyle işte ufak bir yalana girdiğimiz için komik komik olaylar oluyor. Ve sonra olaylar gelişiyor. TV8 film kuşağında gösterime girecek Küçük Ortak'ta hem gülecek hem de ağlayacakmışız. Gittikçe sıcaklaşan, evet. Sonunda da kah güleceğimiz, kah ağlayacağımız bir romantik komedi. Öyle ama. Tabii canım ya, bazı yani sonlara doğru ufak bir kırılan bir noktası var. Yani biraz duygusal sahnelerimiz var. Hani neden Selim'in öyle olduğunu ve neden hiç gülümseyemediğini falan bir kız sorguluyor. Ve orada dökülüyor. Ondan sonra zaten güzel şeyler gelişiyor. Selim ve Ceren'in hikayesini şimdiden merak etmeye başladık. Bu arada ikili ilk kez aynı projede yer alıyormuş. Gayet de mutluyum. Evet, evet. Yani ben. Ben de. Kerem Cem, minik oyuncu Sibel Melek Arat'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu söyledi. Ya çok eğlenceli zaten. Yani yaşından kaynaklı. Çok dışa dönük bir çocuk. Hemen böyle bıcır bıcır anlatmaya başlıyor bir şeyler. Hatta hani sözünü kesip hadi sahneye giriyoruz deyip hemen susuyor ama hemen repliklerini, ezberi müthiş. Ezberi benden iyi. Tabii tabii, çok iyi. Ara sıra bana hatırlatıyor laflarımı, evet. Mesela unuttuğumu. Onu da ezberi çok iyi yani.